Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün FortiGate'de güvenlik için yapabileceğiniz bir şeyden bahsedeceğim. Atıyorum sunucularınız var ve sunuculara sadece Türkiye'nin IP adreslerinden erişebilirsin diye FortiGate üzerinde yapabiliyorsunuz. Tabii Sophos ve diğer firewall'larda da var bu özellik. Ama burada biraz daha kullanımı basit bunun. Ben o yüzden sadece kısa bir videoda anlatacağım size. Atıyorum LAN'dan WAN'a bir kural oluşturdunuz ve bu kural ne oluyor? Dış dünyadan, internetten sizin lokal network'ünüze bağlanıyor insanlar. Ve buraya sürekli DDoS ataklar vesaire gelebiliyor. Testler yapılıyor böyle. Hani sizin şifreleriniz ve port numaralarınız deneniyor. Yurt dışından, dünyanın her yerinden. Siz eğer Türkiye dışından bir bağlantı olmuyorsa, Türkiye IP'leri dışında bir IP'lerden bağlanmıyorsa, Türkiye'nin IP aralığı var ya, ne yapabilirsiniz? Sadece Türkiye'den bağlansın diyebilirsiniz. Bizim kuralımız nasıl? Bakın. Normalde polisler altından bir polisi oluşturabiliyorduk. Bunu zaten FortiGate etinlerin diğerinde anlattım ama sadece bugün bu konuyu anlatacağım. IPv4 polisiye giriyoruz. NIF polisi diyoruz. Burada da ya da düzenleme edit polisiyiz şu an. Düzenleme grubundayız. Bir isim veriyoruz. Ne demişiz? Polisimizin ismi Vias. Bir ERP programı bu. ERP de diyebilirdik. Daha sonra buna incoming interface WAN, yani WAN'dan geliyor bağlantıların tamamı. Outgoing interface ise LAN portu. Burada source, yani kaynak all yaparsak eğer herkes gelebilir bu bağlantıya. Fakat biz şurada şu artıya tıklıyoruz. Artıya tıklayınca adres kısmı açılıyor. New address diye. Biz şimdi buraya bir adres ekleyeceğiz. Bu adresimiz ne olacak bizim? Türkiye IP aralığını koyacağız buraya. Daha sonra bir sonraki sayfaya geçelim. Bunun üzerinden gidelim. Türkiye'nin IP aralığı nasıl belirleyeceğiz burada? New address diyerek. Bakın Türkiye IP aralığı diye bir başlık attık. Burada istersek renk verebiliriz. Bu renk sadece görüntü amaçlı. Type olarak coğrafyayı seçiyoruz. Buradaki adres type'ına. Daha sonra country kısmında tüm ülkeler listeleniyor. Biz burada Türkiye'yi seçiyoruz. Daha sonra burada show in address list diyoruz. Bunu seçip okey dedikten sonra bizim burada yapmamız gereken işlem bitiyor. Daha sonra nereye geçiyoruz tekrardan? Buraya dönüyoruz. Burada da destination kısmında neyi seçtim ben? Hedef adres burada VS'ı seçtim. Çünkü VS sunucusuna bağlanacak. Source kısmında şu Türkiye IP aralığı seçili olacak. Yani all seçili olmayacak. Buna ekli olarak. Hedef VS SRV diye benim sunucum var. O hedefte. Yani bunu seçmem yeterli oldu. Bunun dışında schedule always tüm zamanlarda bağlanabilir. Hatta mesai bittikten sonra şunu diyebilirsiniz. Dışarıdan bağlanamasın diyebilirsiniz. Bu da ekstra bir güvenlik önlemi. Yani atıyorum 8 saat çalışıyorsanız sadece bu kural belli saat diliminde çalışır. Hani gece kimse çalışmasını istemiyorsanız kapalı kalır. Servis olarak HTTP servisi açık. Aksiyon olarak bu açık. Burada antivirüsü IPS'i etkinleştirirseniz dışarıdan içeri olan bağlantılarda antivirüs taraması ve IPS kontrolü yapar. Yine burada web filter, DNS filter, application control diye bir kısım bağlantı var. Bunlara da bakabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.